Herkese merhabalar. Geleneksel Türk tiyatrosu ile edebiyat yolculuğumuza devam ediyoruz. 10. sınıfta ev okulda Nisan ayında artık Nisan ayı bitiyor arkadaşlar. Mayıs geliyor. Havalar ısınmaya başladı. İnşallah bayramdan sonra da eski günlerimize güzel güzel döneceğiz. Artık herkes maskesine de mesafesine de dikkat edecek ve bizler de konularımızı iyi bitirmemiz lazım ki 10'dan 11'e geçtiğimizde böyle eksik işte yarım yamalak halde olmayalım. Konularımızı iyi bilelim. Bugün geleneksel Türk tiyatrosunu mükemmel bir şekilde öğreniyoruz. Ardından da sizlere sıfırdan ona edebiyatımızdan ve Dinamo Soru Bankamızdan ödevlerimizi vereceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte esasında üniversite sınavlarında da en az iki tane sorunun geldiği Karagöz, Orta Oyunu, Medda, Köyseylik Oyunları ve Kukla ile alakalı bilgiler vereceğiz. Yazılarımızda da zaten önemli bir yer ediniyor. Üniversite sınavında da şimdiye kadar son iki yıl içerisinde de mutlaka Karagöz'den, ee, sorular geldi, 2019'da geldi, 2020'de geldi, 2021'de yine e, pardon 2021 diyorum, 2018'de, 2017'de her sene ÖSM bunu soruyor. Dolayısıyla biz de bu konuyu iyi bilmemiz lazım. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle Türk tiyatrosu, geleneksel Türk tiyatrosu ve modern tiyatro olarak ikiye ayrılıyor. Peki arasındaki fark nedir hocam derseniz arasındaki fark şu. Bu tuluat yani doğaçlama tiyatro. Burada yazılı bir metin yok. Burada ise yazılı bir metin var. İlk olarak Şinasi'nin yazdığı Şair Eğlenmesi adlı töre komedyasıyla bu taraf başlayacak. Trajedi, komedi, dram burası yazılı bir metne dayalı modern tiyatro. Burası ise doğaçlama. Kara Gözde hayal edildiği bir adam böyle kendi aklından gelenleri oynatıyor. Orta oyununda kavuklu ve pişeker çıkıyorlar. Kendileri doğaçlama oynuyorlar. Meddah çıkıyor tek başına tülahat tiyatrosu sergiliyor. Yani doğaçlama kafasına ne geldi, aklına ne geldiyse bu şekilde söylüyor. Köy seyirlik oyunları kuklalarda yine aynı şekilde. Gelin hemen başlayalım. Birincisi geleneksel Türk tiyatrosu sözlü gelenek içinde yazılı bir metin yok. Tuluat olarak biliniyor ve miza yanlış anlamaya dayalı dil oyunları ile sağlanacak. Değişik bölgelere ait şiire ve ağız taklitleri var. Müzik ve dans ögelerinden yararlanılacak. Dekor, sahne, kostüm, ışık gibi unsurlar yok denecek kadar az. Ama öbür tarafta yani modern tiyatroda var. Karagöz'e bakalım deriden kesilen ve tasvir olarak adlandırılan bazı şekillerin arkadan bir verilerek beyaz bir perde üzerine yansıtılmasıyla oynanan bir oyun. Karagöz'ü mutlaka görmüşsünüzdür. Böyle bir perdenin arkasında gölge oyunu gibi. Şimdi Karagöz oyunun kurucusu ve piri şey Küşteri. Bu oyun Küşteri Meydanı diye anılan bir perdede oynatılıyor. Oynatan kişiye hayal adı veriliyor. Karagöz oyununda tef çalan, taklitlerin şarkılarını söyleyen, ee, tasvirleri hayaliye veren yardımcının adı da Yardak. Demek ki yardımcının adı neymiş? Yardak. Devam ediyoruz. Bu oyun Ramazan ayında kahvehanelerde, şu anda bazı kahvehanelerde olabilirdi. Hatta böyle televizyonlarda görebiliriz. Evlenme, sünnet, doğum gibi törenler dolayısıyla ev, saray gibi konaklarda düzenlenen bir oyun tarzı. Karagöz oyununun genel özelliklerine bakalım. Burası sorulur. bakın. Buraya yazıyorum. Sorulur. Hemen söylüyorum. Nedir? Yazılı bir metin yok. Doğaçlama, yanlış anlamaya dayalı, şiir ve ağız taklitleri var. Gülmece unsuru ağır basar. Müzikten yararlanılır. Zaten bunu kopyala yapıştır. Karagöz'den al kavuklu ve pişe kara. Yani orta oyuna da koyabilirsin. Yani bütün geleneksel Türk tiyatrosunun özelliği budur zaten. Yazılı metin yok, doğaçlama, yanlış anlama, şive taklidi, gülmece, müzik. E bunu al yapıştır her yerde kullan. Karagöz oyunlarından bazılarına baktığımızda ağalık, bursalı leyla, balık, balıkçılar, ters Evlenmen, kanlı nigar gibi oyun isimleri var. Şimdi Karagöz oyunun kişilerine baktığımızda Karagöz oyunun asıl kişisi. Eğitimli değil. Halk diliyle konuşuyor. Bazı sözleri yanlış anlıyor. Açık sözlü ve dürüst halkı temsil ediyor. Hacivat ise ikinci kişi. Eğitimli, medrese diliyle konuşuyor, görgü kurallarına uyuyor, uyanık ve çıkarcı, yarı aydın kişileri temsil ediyor. Bakın bizim ee, geleneksel Türk tiyatrosunda ve geleneksel Türk edebiyatında yani bizim kültürümüzde bu her zaman vardır. Bakın bir kara göz vardır hatta şuraya yazayım size iyice aklınıza kalması için. Bir kara göz vardır, saftır kara göz tamam mı? Karşısında da bir hacivat vardır, bu akıllıdır, aydındır tamam mı? Orta oyununda kavuklu vardır, ee, ...saf olan, kara göze benzer. Bir de pi vardır, pi Sonra buna benzer başka ne söyleyebiliriz? Mesela Kemal Sunal vardır. Bak o da yine K ile başlıyor. Kemal Sunal vardır. Burada da Şener Şen vardır. Şener Şen daha akıllı, uyanıktır. Kemal Sunal saftır, dangozluk yapar. Hatta bizim Tonguç Akademi'de bile biz bunu yapıyoruz. Bir hoca vardır, bir de dangozluk yapan Tonguç vardır. Yani aynı mantık. Yani akıllı biriye değil de biz safa güleriz, safı severiz. Onun o samimi, halk diliyle konuşması, bazı sözleri yanlış anlaması, dürüst olması, açık sözlü olması bizi güldürür. Hep biz kara gözü tutarız, biz Kemal sunalı tutarız yani onun gibi. Şimdi Hacivat da eğitimli, medrese diliyle konuşuyor. Şimdi gelelim bu tarafa. Diğer kişiler bunları da alıp yapıştırabilirsiniz orta oyununa. Çelebi zengin adam, miras Tiryaki böyle uyuklamaya başlayan tip. Bebe ruhi, cüce, zenne kadın tipi. Tabi tiyatroda Kadınlar oynayamıyor. Kadınlar oynamadığı için de... E, ...kadın kılığında erkekler var. zenne diyorlar onlara. Tutsuz Deli Bekir, Zeybek, Külhan Bey, Arnavut... ...Lazrum gibi karakterler var. Karagöz oyunun bölümlerine bakalım. Bunlardan hiç korkmanıza... ...gerek yok. Bunları kopyalı yapıştır. Orta oyunu da... ...kullanacağız. Şimdi dört tane bölüm var. Giriş, muhavere... ...fasıl ve bitiş bölümü. Giriş zaten giriş. Fasıl zaten asıl bölüm diye aklınıza tutacaksınız. Bitiş de zaten bitiş. Muhavereyi sakın karıştırmayın. Muhavere... ...karşılıklı konuşma demek. Şimdi Giriş bölümünde Hacivat bir semai yani sekizli ece yazılmış bir şiir okuyarak perdeye geliyor. O fay hak şeklinde başlıyor. Sonra Karagöz perdeye gelecek. Muhaverede diyaloglar var. Vay Karagöz'üm benim iki gözüm merhaba şeklinde diyaloglar kuracaklar. Yanlış anlamaya dayalı dil oyunları yapacaklar. Fasıl asıl olayın sergilendiği bölüm. Olay bir yerde düğümlenecek. Kabadayı tipinin perdeye gelmesi düğüm çözülecek. Ve bu oyunda yaşanan yani bu bölümde yaşanan olaylar oyunun geneline verilen adı da belirleyecek. Bitişte de yıktım perdeyi eyledim viran varayım sahibine haber vereyim hemen her ne kadar sürçü lisan ettikse affola şeklinde kalıplaşmış sözlerle bitirecekler. O zaman çok basit bakın giriş muhavere konuşma fasıl asıl bölüm bitiş bitti bu kadar. Geldik Karagöz önünden bir kesti. Aman kavaks filiz salı vermiş. Hemen keseyim. Şu kesilen dalları eve götüreyim bari. Hamori, Mori, çim çeşti bu beylik koreyi Mori. Ben kesmedim, Altına oturup bitleniyordum. O elindeki nedir? Şimdi ayvayı yedik, baltanı demiri olmasa sapını, efendim elindeki saz. Mori elin teçini çöster. Bak bu sefer çabukluk ile gösteri çeker diyor. Burada tabii ki şu var. Karagöz'deki esas kesiti size eğer sınavda hocanız verirse ne yapacak biliyor musunuz? Karagöz'e ve Hacivat'ı verecek. Hacivat bir şey söyleyecek, Karagöz dangoz gibi yanlış anlayacak. Siz orada diyeceksiniz ki konuşmalar var ve Karagöz'ün yanlış anlamasına dayalı espriler var diyeceksiniz. Eğer böyle bir metin üzerinden giderseniz, Çünkü genellikle Karagöz hep yanlış anlıyor. Kelimeleri yanlış anlayacak. Burada Arnavut'la yapılan diyalogda herhangi bir yanlış anlama göremedik. Geldik orta oyununa. Orta oyunu da Karagöz'ün ete kemiğe bürünmüş hali. Yani Karagöz'e sanki böyle bir kukla oynuyor. Mink min, min diye kukla oynuyor. Ama şeyde e, Karagöz Hacivat'ta. Orta oyununda ise Karagöz kavukluya dönüşüyor. Hacivat'ta pişekere dönüşüyor. Çıkıp sahnede oynuyorlar. Oynadıkları sahnede şöyle bir meydan. Palanga denen orta oyunun sergilendiği alan palanga. Şimdi sahne, perde, dekor, süflör kullanmadan... ...süflör neydi? Arkadan fısıldayan adamdı böyle. Kullanmadan halkın ortasında oynanan geleneksel halk tiyatrosu. Çıkıp oynuyorlar. Hiç. Bir şey yok. Nedir onun adı? Bir metin yok. Oyuncuların oyunu... Tabii adamlar profesyonel ama yani kendileri yıllardır bu işi yapıyorlar. Oyuncuların oyunu sergilediği alanla seyirciler... ...ip gerilmiş kazıklarla ayrılıyor. Oyunda dekor denilecek başta iki nesne var. Yeni dünya. Ev olarak kullanılan paravandan oluşuyor. Şöyle bir paravan var. Ev. Dükkan iş yeri olarak kullanılan iskemleden oluşuyor. Şurada bir iskemle. Bu da dükkan oluyor. Bu kadar basit. Şimdi orta oyununda zurna çifte nara ve benzeri çalgılar kullanılabiliyor. Çalgılardan sahneye giren oyunculara haber işe bile yararlanılacak. Çalgıcılar oyun alanında seyircilerin tam önünde yer alıyor. Şurada çalgıcılar var böyle duruyorlar. Şurada çalgılarla müzik yapıyorlar. Orta oyunun geniş bir oyuncu kadrosu var. Oyun alanının hemen dışında giysilerin bulunduğu alana sandık odası deniyor. Şurada giysilerin olduğu bir oda var. Orada giysiler konuyor. Pi elinde tuttuğu çift kollu olan ve ses çıkaran nesneye de pastav, şak şak deniyor. Şak, şak da böyle giriyor içeri ve başladı Şimdi orta oyunun genel özelliklerine bakalım. Canlı oyuncular var. Kavuklu pi şeker gerçek. Oyunun konuları günlük hayattan anlıyor. Yazılı bir metin yok. Dolayısıyla tuluat yani doğaçlama. Yanlış anlama dayalı yine. Şivi ve ağız var. Gülmece unsuru ağır basıyor. Müzik ve dans var. Sade bir dekor kullanılıyor. Ağalık, berber, fotoğrafçı, geçmiş zaman olur ki kavuk, mandıra gibi e, örnekleri var. Şu kısım önemli arkadaşlar. Burası önemli. Buna benzer bir şey biz nerede görmüştük az önce? Karagöz'e görmüştük. Şimdi asıl kişilere bakalım. Kavuklu ve pi şeker. Karagöz önündeki karagöz ile aynı özelliklere sahip. Ah! Pi şekerde de karagöz önündeki hacivat ile aynı özelliklere sahip. Öğrenim görmüş kişilerin söylediği sözleri yanlış anlıyor. Karagöz de yanlış anlıyordu. Mizahın asıl kaynağı halkı temsil ediyor. Pi şekerde eğitim görmüş, görgü kurallarına uyuyor ve orta sınıf şehirliği temsil ediyor. Diğer kişiler de karagöz oyunundaki kişilerle aynı. Yani işte zenne. Hani neydi bu zenne? Kadın kılındaki erkek. Yahudi, Acem, Kürt, Rumeli, Arnavut, Ermeni, Kayseri'li, Frank, Çelebi. Çelebi neydi? Zengin hani olan. Muhacir gibi tipler var. Orta oyunun bölümleri de aynı bak. Bir, iki, üç, dört. Neymiş bunlar? Giriş, muhabere, fasıl, bitiş. Fasıl neydi? Asıl konu. Giriş girişti. Muhabere neydi? Karşılıklı konuşmaydı. Bitişti bitişti. Şimdi hatırlarsanız Karagöz'e Hacivat açılış yapıyordu. Burada da Zurna'nın pişeker havasıyla sahneye gelen pişeker Zurna ile kısa bir konuşma yapıp Kavuklu'yu davet edecek. Kavuklu'yu çağıracak. Şimdi muhaberede Kavuklu ve Pişeker konuşuyorlar. Arzbar adı verilen ilk bölümde Kavuklu ile Pişeker tanıdık çıkacak. Yanlış anlamalar mizah oluşturacak. Tekerleme adı verilen ikinci bölümde Kavuklu olağanüstü bir olayı başından geçmiş gibi anlatacak. Ve ancak sonunda bunun bir rüya olduğu anlaşılacak. Gelelim fasıla. Fasıl asıl konunun işlendiği bölüm dedik. Karagöz ile ortak konular var. En sonunda bunlar da yine her ne kadar sürçülisan etmişsek affola ettikse affola diyerek bitirecekler. Ee, iki eliyle selamlayıp bitirecekler seyircileri. Şimdi buraya bakalım. Kavuklu ve Pişeker. İsmail eğleniyor musun? Canım ne eğlenmesi? Sen de hiç hissi şairhane yok mu diyorum? Yok. Ne yok? Hüseyin Şakir Ahmet. Canım nasıl Hüseyin Şakir Ahmet? Ben sana ne söylüyorum sen ne anlıyorsun? Bak işte bu sınavda çıkabilecek bir metin. Diyor ki hissi şairane yok mu? Hissi şairane yani şairlik hissi yok mu diyor. O ne diyor? Hüseyin Şakir Ahmet. Yanlış anlıyor yani. Yanlış anlamadı yalım. Biraz daha böyle devam edersen Allah bilir bağlarım seni. Ne münasebet, ne minas, ne karabet. Artık illallah böyle hep yanlış anlamaya dayalı bir güldürü unsuru var. Geldik Meddaha. Meddaha'da tek başına adam çıkıyor. insanları taklitleriyle güldürüyor. Bir elinde baston var, bir elinde mendil var. Mendili bazen başörtüsü yapacak, bazen örtü yapacak, bazen elbise yapacak. Bastonu da bazen yani sopayı da bazen saz yapacak, bazen silah yapacak, bazen baston yapacak. Ve bu şekilde insanları tek başına çıkıp güldürecek. Şimdi meddah yani met edici, taklitler yapıp hoş öyküler anlatarak halkı eğlendiren sanatçıya meddah deniyor. Tek kişilik tiyatro, bütün kişilerin varlığını birleştiren bir aktör. Meddah tiyatronun bütün kişilerini birleştiriyor kendine. Şimdi kahvehane gibi yerlerde yüksekçe bir yere oturarak sergileniyor. Perde, sahne, elbise, dekor, kişi, yok. Zaten bir tek meddah var. Müzik ve mizah var. Hazır bir metni olmadığından doğaçlama. Her şey meddah tarafından canlandırılacak. Ağız özelliklerine göre konuşturulacak. Hayvanlarla cansız nesnelerin sesleri de taklit edilecek canlandırma jest ve mimiklerden yararlanılarak yapılacak ve sonunda da meda bize bir ders vermeye çalışıyor. Yani bir hisse çıkarıyoruz. Ha diyoruz. Şimdi bak sopası ve mendili. Şimdi mendil ve sopadan oluşan iki aksesuarı var. Mendilin adı makrame. Mendili boynuna doluyor. Zerne taklidinde yani kadın taklidinde kullanıyor. Başörtüsü yapıyor mesela. Atkı, başörtüsü, peçe ve mezleri yapabilecek. Terini hissedebiliyor. Sopanın da çevgan. Sopa elinde tutuyor. Oyunu başlatmak, seyirciyi susturmak, efekt için ya da saz, süpürge, tüfek, at yerine kullanabilir. Meddahta da yine dört tane bölüm var. Başlangıç bölümünde hak dostum, hak sözüyle giriş yapacak. Tekerlemeler, beyitler, hikayeler söyleyecek. Açıklama bölümünde, bak burada muhabere yok. Niye hocam? E, kimle konuşacak meddah? Deli mi? Tek kendi kendine mi konuşacak? Karagöz'le muhabere de Karagöz ve Acıvat konuşuyordu. Orta oyundaki muhaberede Kavuklu ve pişekar konuşuyordu. Meddahta kim kimle konuşacak? Dolayısıyla mu şey bölümü yok, muhaber bölümü yok. Hikayenin kahramanı ailesi ve geçmişiyle birlikte dinleyicilere tanıtılacak. Senaryoda mani atözü ve Türk içeren olaylar dizisinin bulunduğu bölüm bitişte de bir ders çıkarılacak. Sakiye sohbet kalmazmış baki. Her ne kadar sürçülü insan ettikse affola söz edilir Şimdi medya hikayesinden bir kes bakalım. Hak dostum hak edeyim meclise bir kıssa beyan. Kıssadan hisse ala, arif olan Edirne Kapı'da Çukur Bostan civarında Bedesten Hacı ilgilerinden Hasan Efendi namında bir zat varmış. Hani hikaye anlatıyor şimdi. İsim isme, kisip kisbe, sem semte benzer. Geçmiş zaman söylenir, yalan gerçek vakit geçermiş derler. Hasan Efendi oldukça vakti hal yerinde, semtinde bir iki hane sahibi, Bedesten'de de iki üç dolap sahibidir. Alışverişi yolunda ticaretle alakası olan memleketler ise Hindistan, Bulucistan, Dağıstan, Yunanistan ve hatta Edirne Kapı'da Çukur Bostan. Her gün çalışır, kazanır, geçinip gitmektedir diye gidiyor. Gelelim köy seyirlik oyunlarına. Bu ne hocam? Bu da köylerde halk kendi içinde oynadığı oyunlar. Düğünlerde, bayramlarda ya da yılın belirli günlerinde köylülerin genellikle oyun yapma, oyun çıkarma adı altında bereket, bolluk, sağlık ve yeni yılı karşılamak amacıyla oynadığı törensel içerikli oyunlar. Köy seyirlik oyunlarına köy tiyatrosu ya da dramatik köylü oyunları da denir. Kaynağı tarih öncesi ayinlere dayanıyor. Oyunların ortaya çıkışına çeşitli inanış ve mitlerin etkisi var. Oyunlar İslam öncesi ve İslam sonrasının sentezi şeklinde. Günlük hayat sahneleri yansıtılıyor toplumun beğeni mizah öz eleştiri anlayışının ürünü. Köy seyirlik oyunlarının genel özelliklerine baktığımızda yılın veya mevsimin değişmene bağlı olarak oynanacak. Oyun gönüllü bir yönetici tarafından yönetilecek. Gönüllü köylüler oyuncular. Özel bir sahne ve kostüm yok. Boş bir alanda yazın, kışın da kapalı bir mekanda oynayacaklar. Kahvede mesela. Makyaj, kostüm ve oyunun kurgusu doğaçlama. Kadın rollerini de tabii ki erkekler canlandırıyor. Mizahi ögeler var. Dua, mani tekerleme, türkü ve danstan da yararlanılacak. Günlük yaşam, doğa olayları, köy yaşamını hep taklit edelim. Arap oyunu, koç katımı, kös oyunu, saya gezme gibi seyirlik oyunun örnekleri de var. Artık kuklaya geldik. Yavaş yavaş bitiriyoruz arkadaşlar. İplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven gibi buna benzer bir işte şey burada. Bu kukla değil bu bizim Tomuc'un kendisi. Eldiven gibi bir kist kullanılarak bir perdenin üzerinden oynatılan bez, karton ve benzeri nesnelerden yapılmış fikirlere verilen ad. Şimdi kukla oynatıcılarına kuklacı deniyor. Konusu günlük yaşam halk hikayeleri ve efsaneler olabilir. Güldürmeye başlayacak. Eğiticilik yönü var. Doğaçlama. Yani yazılı bir metin yok. Müzikten yararlanılıyor. Araba, el, iplik kukla, iskemle kuklası gibi türleri var. Geleneksel kuklada kişilere baktığımızda kişilerin özellikleri karagöz ve orta gibi kesin çizgilerle belirtilmemiştir. İbiş ve ihtiyar olmak üzere iki asıl kişi vardır. İbiş, sadık, kurnaz ve hazırcaaptır, Kaba bir dil kullanır. Biçimsiz bir şapkası vardır. İhtiyar uşağıdır. Mizahın kaynağıdır. Yani şey gibi. Karagöz'e kavuruyor. İhtiyar varlıklı bir kişidir. İbişin efendisi patronudur diyoruz. Şimdi bugün sizlerle birlikte bayağı bir konu öğrendik arkadaşlar. Ama bu konuları unutmamak için, pekiştirmek için ne yapmamız lazım? Derslerimizde de çalışmamız lazım. ödevlerimiz yapmamız lazım. 10. sınıfı sağlam bitirip 11'e güçlü bir şekilde başlamamız lazım. Sıfırdan ona edebiyatta sayfa 112-113'te burada sizin için bu konuyu kuklayı, köy seyirlik oyunlarını, meddahı, orta oyununu ve aynı zamanda karagözü çok detaylı bir şekilde, güzel bir şekilde anlattık. Kare kodlarda da bunların soru çözümlerini koyduk. Buradan çözmenizi istiyoruz. Gelecek haftada Modern Türk Tiyatrosu'na bakacağız. Aynı zamanda Dinamo Soru bankamıza da yine tiyatro ile alakalı burada gördüğünüz gibi e, hepsini sizler için güzel güzel anlattık. ve Burada da yine bu konuyla alakalı sizlere mevdahlar alakalı hem sorular hem taramalar hem de öSYM tarzı sorular. Üniversite sınavında çıkabiliyorsunuz bu konudan. Ve yazılı sorular hazırladık. Burada da Dinamo Soru Bankamızdan sorular çözerseniz konuyu pekiştirmiş olacaksınız. Hadi bakalım bizler kapıyı açtık. İçeriye sizler gireceksiniz. Konuyu öğrendikten sonra mutlaka güzel bir şekilde tekrar etmeniz gerekiyor. Ödülü sorumuzu yapın. Yorumları yollayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.